Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Omex garajından araçlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki aracımız Volvo FH13. 460 beygir olan aracımız var. Birazdan Karabüklü Ferhat kardeşimiz aracı bize tanıtacak kendisini. Efendim, ne diyoruz? Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Evet Ferhat, hoş geldin. Hoş bulduk abim, sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, seni sormalı. Ben de iyiyim, sağ olasın. Allah iyilik versin abi. Allah razı olsun. Kendimizi bir tanıtalım ilk önce Ferhat. Aslen Karabük Safranbolu'yum. Evet. Hani 13 yaşında bu mesleğe başladım. İlk Volvo'muz 84 model 1227 idi. Ulusoy çıkışlı. Ondan sonra Volvo hayatımıza girdi. Böyle devam ettik. Yaş 30. Evet. Volvo'dan başka araba tanımıyoruz. Yani gerçekçi olmak gerekirse... Karabüklülerin özellikle Volvo şeyi vardı. Evet, evet. Şimdi biz dayanıklı olduğuna rağmen hani Vabis olsun, bir DAF olsun, bunlara da çok test ettik. Demir çekiyoruz, demir nakliyesi yapıyoruz, evet. Karabük'te. Ama genelde bizim yükümüzü, bizim gerçekten kahrımızı çeken araba bu arabalar. Volvo. Evet. Gücüyle, ne bileyim, süspansiyon sistemiyle, rahatlığıyla biz Volvo'yu tercih ediyoruz ve yıllarca tonajlı bir şekilde çalıştık. Bugüne kadar böyle geldi. Kahrımızı bunlar çekti bizim. Biz Volvo'dan memnunuz. 1923'te nasıl üretmeye başladıysa, evet. Resmi üretim tarihi 1927. O günden bugüne kusurlu bir tane aracı bulunmamaktadır. Tarihin araştırmamıza rağmen bir tane kusurlu aracı bulunmamaktadır. Bu gördüğünüz araç da FH13. Evet. 13 litre motora sahip, 460 beygirdir. 13 litre motor dediğimiz Ferhat ne yani? 13.100 cc piston çapı var bu araçlarda. Evet. 2006 ve öncesi FH'larda 12.000 ya 11.900 cc idi aslı. Bunlardan 1 litre daha büyük. 1 litre daha piston çapı, evet. Bu da aracın ister istemez torkunu yükseltiyor. Piston çapının büyüklüğü araca güç katıyor. Yüzüne güç arttırıyor. Artı yakıtsal yönden diğerlerine bakaraktan FH12 serisi 420-460 bunlara bakaraktan. Bir önceki tasa. Evet, FH1 serisi dediğimiz. Bu araçlara nazaran yakıt puanlaması ortalama %7'ye kadar FH13'ler. Tabi FH16'lar da var biliyorsunuz. Bunlar daha güçlü. 16.200 cc'ye sahip piston çapı. Bunlar biraz daha güçlü. Fakat şehir içinde biraz daha yakıt oranları yükseldiği için tercih edilmeyen araçlar bunlar. Ama uzun yolda derseniz ki biz FH16'cıyız. FH16 13 litre, 13'e nazaran daha mı az yakıyor? Uzun yolda daha az yakıyor. Daha az yakıyor. Evet. Hani şehir içinde? Şehir içinde biraz daha hani dur kalklarda, vites değişimlerinde ne kadar da otomatik de olsa ister istemez 1 puan 2 puan oynuyor. Oynuyor. Tabii şoförün de bunda etkeni var ama ne olursa olsun motor büyük olduğu zaman şehir içlerine biraz daha yakıt fazlalaşıyor. Evet. Aracımızın dışlarının özelliklerini sayalım. Ondan sonra içine geçelim aracımızın. Tamam, tabii ki de. Dışarıdan özelliklerine baktığımız zaman aracımızda neler var? Dışarıdan baktığımız zaman bildiğiniz üzere araç Glaberator kabin. Bir de bunların X-Large kabinleri var. Evet. 17 santim içten içe yüksekliği. Onlar da sunroof'ta mevcut özellik olarak. Aracımızda gördüğünüz logolar var. Biz sonradan yaptırdık. Şase rüzgarlıkları dediğimiz spoilerler var. Çift depo. Euro 5 motora sahip. Gördüğünüz üzere jant kapakları var. Krom. Dışındaki özellikler zaten görseller bunlar. Glaberator kabin X-Large'la yani 17 santim daha mı yüksek? İçten içe yüksekliği 17 santim. Artı bir de sunroof var o araçlarda. Sunroof var. Evet. Bunda o özellik yok. Depolarımız kaç litre peki bunların? Depomuzun bir tanesi 280 litre. Diğer sağ depomuz büyük. 600 litre. Soldaki deponun 280 litre olması, önünde AdBlue deposu var ayrıyetten. Evet. Ona sebep yarış galettiğinden biraz küçük depomuz, sol depomuz. Sol depomuz küçük. Evet. Peki az önce Ali abi söyledim. Bu araçların karda, buzda
en çok yol aldığı araçlardan bir tanesi. Rahat evet, bir şekilde gelelim. Gidebiliriz. Şimdi bu araçlar bir DAF olsun, bir Volvo olsun. Nasıl diyeyim? Bu araçlarda süspansiyon sistemi 4 körük olduğu için evet. Mukavemet, yani diferansiyelin lastiklerinin yola tutum mukavemeti biraz daha bir Scania'ya, bir Renault'a bakaraktan bilirsiniz onlar tek körüktür diferansiyelleri. Evet. Bunlara nazaran biraz daha %50 diyebilirim daha tutunma kuvvetine sahip. Süspansiyon olarak da biraz daha Scania'ya nazaran, Renault'a nazaran daha böyle bir rahattır. Mesela Scania'larda olsun, Renault'larda olsun bir çukura girdiğiniz zaman sırtınıza vurur arabanın sarsıntısı. Evet. Volvo'da olsun, DAF'da olsun örneğin. Bunlar mevcut değil çünkü 4 körüktür. Aracımız 4 körük yani. Evet, 4 körüktür. Ön arka. Diferansiyeli yok. Direksiyonu körüklü değildir, makaslıdır. Diferansiyeli 4 körüktür süspansiyonu. Evet. Buna sebep tutunma oranı biraz daha diğer arabalara nazaran yüksektir. Peki, aracımızın dışından aktaracağımız bir şey var mı? Dışında aktarabileceğimiz gelen olan bunlar. O zaman içine geçip içinde tanıtımını gerçekleştirelim. Evet. Arkadaşlar aracın içinden devam ediyoruz. Volvo FH13 460 beygir. Evet arkadaşlar aracın içine çıkıyoruz. 3 basamakla çıkıyoruz. Yine sağda solda tutacaklarımız var. Yine aynı şekilde Volvo'da koltuk ayarlarımız mevcut. Evet. Yolcu koltuğuna ayarlarımız mevcut. İkisinde de kolçak vardır. Sürücü koltuğunda da yolcu koltuğunda tabii da. Bunları standart olarak mı? Bu araçlarda paket. Paket. Standart paket. Standart evet. Paket. Berat şöyle aracımızla başlayalım tanıtmaya. Abi aracımız dediğim gibi başında da Gladiator kabin. Gördüğünüz üzere. Şu semer ve tavan yüksekliği 17 santim en yüksek kabin. İkisi de açısından biraz daha alçaktır bu araç. Evet. Bir de bunun en yükseği. Ama sonuçta 1.80, 1.90 boyundaki adam rahatlıkla buraya rahat bir şekilde tabii. Dolanabiliyor hareket yani. Hareket edebiliyor. Yani uzun yolda problem çekmez. Evi gibi kullanabilir. Sıkıntı yok. Alanımız geniş. Tabii burada gördüğünüz üzere sağında solunda dolapları mevcut. Evet. İster eşya, ister evrak. Burada ayrıyetten evrak dolabımız mevcuttur. Senin sağ gözünde evrak dolabı mevcuttur. Evet. Şurada hemen gördüğünüz gibi. Evet abim. Aracımız buzdolabına sahiptir. Buzdolabı kaç litredir mesela? Buzdolabı 2.8 litre. Defterinde yazdığına istinaden konuşuyorum. Evet. Yanında da ayrıyetten kuru gıda dolabı vardır. I-Shift şanzımana sahiptir. 46 tonluk şanzımana sahiptir. Otomatik vites bir araç. Otomatik vites. Şöyle baktığımız zaman retarder klima. Yok, klima mevcut. Web Plus var. Web retardara ihtiyaç duyulmuyor genelde. Volvo'larda biraz daha kuvvetlidir. Volvo'larda biraz daha evet. Yani FH4 evet. Kabinlerde de yine aynı şekilde. Evet evet aynı şekilde. Retarder bildiğiniz üzere isteğe bağlı şu anda. Evet. Hani bir Scania gibi değil. Standart paket değil. Ama gerekli duymuyoruz diyorsun yani retardere yani. Tabii ister istemez hani uzun yol şartlarında retarder aranıyor. Aranıyor. Hani tonajda ama biz hafif tonaj çalıştığımız üzere. Olsun pek fazla şey yapmıyor. Bize retarder kadar faydalı. Lastik aşımını retarder kullanımında lastik aşımını biraz daha retardere nazaran daha az yiyor. Böyle baktığımız zaman tuşlarımız zaten evet. Şey. Volvo'nun zaten onun konsolunu görüyorsunuz. Standart. Yani bu konsol 2000 Volvo FH1'lerden beri FH1, FH2, FH3. Evet. Aslında Volvo en çok yani FH1 bayağı bir uzun zaman tabii, piyasadaydı. Tabii. Evet. F serisinden sonra FH serisine geçtirdi. FH1 serisinde Volvo bayağı bir FH1'i piyasaya tuttu. Tabii bayağı i̇kisini, da hükümdarlığı evet, sürdürüyor evet, gene. İkisini aynen. İkisi yine aynı şekilde bayağı büyük ama FH3. FH13 3 serisidir. Bu da zaten 2014 model sonudur evet. Bu kabinin. Ya zaten fazla bir şey üretilmedi zaten. 2 sene mi 3 sene mi ne hükmü sürdü bunun zaten. FH3 serisi aslen 2009'un 3. ayında montaj evet. Yapıldı. Türkiye'ye girişleri 2009 olanları var ruhsat bilgili ama çoğunluk olarak 2010, 2011, 2012, 2014'e kadar devam ediyor. Ve gerçekten en son çıkartmış oldukları FH4 serisinden biraz daha makbul bir araba gibi. Evet. Baktığımız zaman biraz daha yakıtsal yönden hani elektronik aksamındaki arızası yönünden biraz daha bunlar sade gibi. Evet. Kullanışı biraz daha pratik. Yani alan olarak da diğer FH4 serisinden de daha geniş diyebilirim. Ve bence yani Volvo FH3'ü çok çabuk harcadı diyebilirim çok yani. Çok çabuk harcadı evet. Ben çok onu söylemek istiyorum çünkü yani FH3 gerçekten Volvo'nun
güzel araçlarından bir tanesiydi. Evet. Yani görüntü olarak, şey olarak gerçekten güzel bir arabaydı. Ama dediğimiz gibi FH4'e yenik düştü malum. Yapacak bir şey yok yani. Evet Ferhat, devam edelim. Ama şimdi dediğim gibi Ali abi, eskiler hani giden geleni aratır derler ya. Evet. FH2 serisini buna nazaran biraz daha arar oluyoruz. Evet. Kullandıkça, eskidikçe. FH1 serisini FH2 kullandığımız süreç içerisinde arar olduk. Yani günümüzde baktığımız zaman, marka olarak konuşmuyorum da, bütün markalarda bu mevcut. Eski arabanın kalitesi yok zaten. Eski arabalarda olan kaliteler yok günümüzde. O konuda hemfikirim ben. Yani eski şu sürücü koltukları, yolcu evet. koltukları, süngerli daha rahat. Yani süngerli dediğim zaman o zamanki malzeme neyse daha rahattı, daha evet. şeydi yani, böyle araç koltuğa oturduğun zaman kavruyordu seni. Şimdiki araçlar, öyle değil. Lafını balla kestim abi. Şimdiki araçlar hep ekonomiye uyarlı. Evet. Yakıtıyla, işte masrafıyla ekonomiye uyarlı üretildikleri için biraz bu aksaklıklar yaşanıyor. Eskiden ne vardı? Bir marka dediğimiz zaman Volvo derdik, direkt şoförü düşünüyor. Evet. Scania derdik, direkt şoförü düşünüyor. Şimdi şoför ikinci planda kaldı. Artık devirden midir? Para kazanma şartları biraz daha zorlandı. Bundan mıdır bilmiyorum ama biraz daha yakıtsal yönden ekonomiye kaçtıkları için bu tarz şoförün rahatlıkları ikinci planda kaldı. Bunlar eksi yönde devam etmekte şu günümüzdeki araçlarda. Ama düzelir inşallah, düzeltilir inşallah. Ümidimiz o yönde. Ümidimiz o. Peki Volvo şoförü yormayan araç evet. diye tabir edilir. Evet. Bindiğin zaman, indiğiniz şekilde, aynı inileceğin zaman da aynı şekilde, aynı dinamikle indiğini söyleniyor Volvo için. Şimdi abi şöyle söyleyeyim ben sana. Bazen öyle bir işlerimiz oluyor ki, hani takografımız var, uyumamız gerekiyor belki Hı-hı. ama bazen gece saat 12'de buradan çıkıp da 1000 kilometre yolu yarısı gün 12'de en geç orada olman gerekiyor söyleniyor bize. Evet. Çünkü hani kargo yükü taşıdığımız için, evet. kargo ağırlıklı yükler taşıdığımız için 1000 kilometreyi hiç arabadan inmeden de gittiğimi hatırlıyorum. Evet. Yani indiğim zaman tabii ki de yorgunluk ister istemez oluyor. Göz yorgunluğu şey. Oluyor. Evet. İster istemez dikkat yorgunluğu oluyor. Ne olursa olsun bir Scania'ya nazaran, bir DAF'a nazaran, bir Mercedes'e nazaran Volvo bizim aracım. Şoför aracı. Evet, Volvo şoför aracı. Evet. O şekilde yani de o zaman duyduklarım teyit edildi tabii. bir nevi o zaman. Peki aracımın yatak konforu olsun, sürüş konforu olsun, rahatlık bakımından nasıl sence, görüş açısı olsun? Sürüş konforu, görüş açısı biz gayet memnunuz. Hani direksiyon ayarımız var burada bizim. Debriyajın hemen yanında. Evet. Her türlü dikkatimizi dağıtmadan kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi işte tekrar kolçaklarımız var koltuğumuzda. Evet. Hani kolumuz yoruluyor, bileğimiz yoruluyor falan. Ne kadar da otomatik de olsa ister istemez bir mücadele veriyoruz, bir enerji harcıyoruz aracın içinde. Hani bu kolçakların buna bayağı bir faydası var. Yatak kısmına gelince aracımız zaten çift yatak. Evet. Yatak süngeri, sünger artı yaylıdır alt yatağa. Üst yatağı da gördüğünüz üzere. Hemen zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hı hı. Yani burada merdiveni var. İndirdiğimiz zaman kolaylık olsun diye merdivenle çıkabiliyoruz. Hemen şey yapabiliyoruz. Evet. Ben Volvo'da mesela şunu benimsemiyorum arkadaşlar. Şu kontrol panelimiz var. Evet, bu kontrol paneli tam ortada. Öyle bir sıkıntımız var Volvo'nun. Tam ortada evet. evet. Eskiden FH1 serileri, ilk çıkarttığı FH1 serilerinde 93 montajdır onlar. Türkiye'ye girişli 94'tür. Evet. 94'ten tutun da 96'ya kadar ya sol baştadır ya sağ baştadır. Hani onlar, bunlara nazaran biraz daha kullanışlı. Evet. Bunlar da öyle olabilirdi. Ya da ne bileyim başucumuzda da olabilirdi. Dört kabinde de aynı şekilde yine ortaya koyulmuş. Evet. Öyle bir durum var söz konusu. Evet, o konuda bence Volvo'nun bir eksikliği ortada olması bayağı bir sıkıntı diye ama düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var Volvo'da. Tabii sıfır alırsak, sıfır alırken hani isteğe bağlı opsiyonlu düğmeleri başta da isteyebiliriz. Bunlar tabii biliyorsunuz ki ayrıyetten bir ücret. Evet. Yani isteğe bağlı dediğimiz bu opsiyonlu algıda. Dilerseniz onları hiç istemeyebilirsiniz. Dilerseniz bir başa ya da diğer başa isteyebilirsiniz. Evet. Volvo aracımız yıllardan beri süregelen bir alışkanlık. Böyle opsiyonları da alıcısına sunmuştur. Evet. Yani onu istediğin gibi arabayı zaten satışta, matışta kurabiliyorsunuz. Tabii ben ki. Şunu istiyorum, ben bunu istiyorum diyebiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Hemen düğmelere bir geçelim arkadaşlar. Şuradan zaten 12-24 volt evet, çıkışı var. Evet, 12-24 çıkışı var. 3 tane çakmaklığımız mevcut. 3'ü de devrede çalışıyor. Evet.
tanıtmaya başla. Aracımız çamur takviyesi düğmesidir bu. Evet. Bu tepede fonksiyonel değildir şu anda. İkaz lambası takarsak hazır tesisatı mevcut. Webesto dediğimiz ısıtıcımızın düğmesidir bu. Bu da romork takıp çıkartırken kullanırız. Dorse kaymasın, dorse frenidir. Evet. TCS anti patinaj sistemidir. Karda, kışta patinaja kalktığı zaman aracımız gaz keser, bilirsiniz. Aracımız gaz kesmemesi için, devre dışı bırakmak için bir düğmedir. Evet. Basarsınız, iptal eder. Çok dik bir rampada yüklüsünüz. Evet. Aracın geri kaçacağına inanıyorsunuz. Öyle bir şüpheniz var. Bu da rampa düğmesidir. Basarsınız buna. Rampa kalkışıdır. Araç tam kavrama esnasında frenleri salar. Yani geri kaçırma gibi bir tehlikemiz yoktur. Evet. Tonajı da fark ediyor mu peki Ferhat? Ne yönden abi? Yani atıyorum 20 ton geri kaçırma olayı fazladır veyahut da 40 tonda daha fazla var tabii mı? Tabii ki fark ediyor. Fark ediyor. Fark ediyor. Şimdi şanzımanımız biliyorsunuz otomatik. Hı hı. Algılayana kadar, sensörler tonajı, yükü algılayana kadar. Evet. Hani ister istemez bir 10 santim, 20 santim geri kaçırma durumu var. O da arkadaki sürücüyü tehlikeye atabiliyor. Arkada bir cisim varsa, bir araç, evet, varsa bunu tehlikeye atıyor. Bu görmüş olduğunuz telefon ve dörtlü düğmesi de sisteme bağlıysa eğer, uyduya bağlıdır. Herhangi bir dağda, bayırda telefonu çekmediği bir noktada kalırsınız. Hı-hı. Arıza yapar aracınız. Buna 5 kere basarsınız defalarca. Sinyali yanar, söner. Ve akabinde sistem direkt uydudan en yakın Volvo servisine sizin konumunuzu belirler. En yakın servisten size destekçi gelir, tamirci gelir. Yani nerede olursa ol. Nerede olursa ol. İstese telefon çekmesin, evet, istese şey yapmasın. Yani bu araç direkt uyduya şey gönderiyor. Tabii ki de. Sinyal gönderiyor, evet, ama oradaki serviste ana merkezdeki kumandadaki kişi bu şeyi alıyor, sinyali alıyor ve oradaki servisi sana yönlendirir. En yakın servisi size yönlendirir konumunuzu belirleyerek. Yani bir nevi uçaklardaki tabii. mod gibi yani. Hı-hı. Onu düşünebiliriz yani. Bence gayet güzel bir şey yani sistem. Güzel olarak bir sistem. Bu da dingil kaldırma düğmemiz. Bastığımız zaman devreye giriyor. Şu an devreden çıkarttık. Kabin iç aydınlatma düğmemiz, gördüğünüz üzere. Evet, orada biraz karanlık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii Globator dediğimiz, evet, dünya gezgini anlamına geliyor bu arada. Reklam panosunun floresan aydınlatması düğmesidir bu. Hemen şu üsttedir arkadaşlar. Evet. Globator demek dünya gezgini. Dünya gezgini, seyyah demek. Şimdi Ferhat güzel bir konuya değindi. Efendim kabinle alakalı bir şeymiş söyledikleri. Evet. Dersen dünya gezginiymiş. Tabii yani Globator. Yani zaten global zaten gerçekten dünya. Yani orada mantık baktın. Evet, doğrudur. Çünkü bazı arkadaşlarımız şey diyor. Ya kabinle alakalı bir şeydir yani. Yok, o kabinle alakalı değil. Yüksek kabinimizde bu reklam panosu özelliğimiz olduğu için. Evet. Tabii Globator yazısını yazmayı da uygun bulmuştur Volvo. Evet. Dünya gezgini, Globator'ın, evet, anlamı dünya gezgini. İlk 1985 senesinde çıkartmış olduğu yüksek F kabin serisinde. 77 daha doğrusu 77 F10 ve F12 serisinde çıkartmış olduğu yüksek kabinlerde reklamını o şekilde yapmıştır Globator. Ve bu 96 ve sonrası X-Large kabinlerin montajını yapmıştır. Evet. X-Large da bildiğiniz üzere büyük, daha büyük demek. Globator büyük, dünya gezgini demek. Evet. Tabii anlamları çok baktığınız zaman. Seyyah demek, gezgin demek, dünya gezgini dersiniz, dünya seyyahı dersiniz. Artık kişinin isteğine bağlı. Bağlı, evet. Çeşit çeşittir algısı. Hani sözcükler İngilizce, İsveç'e nazaran değiştiği için, evet, ister istemez değişiyor. Ama anlamlar aynı. Onun da bilgisini verelim sizler için arkadaşlar. Hemen şu köşede duman sensörümüz vardır. Tabii evet, duman sensörü. Akşam karanlık gerçi ama görebildiğimiz kadar. Şimdi bu duman sensörü de meğersem normalde Webesto gazı, evet, sensörüymüş. Aslına bakarsanız duman sensörü değil, zehirli duman sensörü. Zehirli duman sensörü. Şimdi Webesto ocağımızda bir problem olursa, Webesto'muz, evet, kuru ya da sulu fark etmez. Webesto'muz içeriye karbon monoksit dumanı verdiğini algıladığı zaman sinyal çalışmaya başlar. Evet. Şoförü haddinden fazla rahatsız eder. Evet. Dinlediniz mi sesini bilmiyorum ama zehirli bir dumanı tuttuğunuz zaman normalde pille çalışır kendisi. Evet. Çok aşırı derecede bir çığlık atıyor. Hani faydasının olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı ölümlere karşı maruz kalan kaptanlarımız olmuş. Evet. Onu da bilgisini vereyim sizlere. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ama sol tarafta zaten yine aynı şekilde far ayarlarımız, evet, var. Evet, bu
park modumuz, bu far modumuz, bu artı çift sis modumuz. Çektiğimiz zaman geri sisler, geri sisler yanar. İleri bastığımız zaman ön sisler yanar. Evet. Dediğimiz gibi burada da dörtlü düğmemiz mevcut. Evet. Tabii parklarda, parklarımız açıkken ekran ışığımız ister loş ayarlayın, ister yüksek ayarda. Şu anda ekranımız canlandı. Ayarlarını oradan yapabiliyoruz. Evet, ayarları buradan ampermetresinden yapabiliyoruz, düğmesinden. Tabii solda da bir düğmemiz var. Dorse takıp çıkartırken çalışma lambasına ait. Aynalarımız ayarlıdır, rezistanslıdır. Alt üst aynı mı? Alt üst değil, alt üst sabit. Sabit. Üst aynalarımız ayarlıdır. Evet. Tabii soldan sağ kapıya konum düğmemiz vardır, kilit açma kapama. Aracımız bunlarla ibarettir. Evet. Yakıt tüketimi, ona bahsetmiş miydik? Yakıt tüketiminden bahsetmedik. Evet. Şimdi bu araçlarda yakıt tüketimi bir Scania'ya bakaraktan 1 puan, 2 puan yüksek. Scania'da 2 puan daha yüksek. 1 puan, 2 puan yüksek. Şimdi aracımız %27, %28 yakıyor. Evet. İster istemez biz biraz da tonajı çalışıyoruz. Evet. Ama bir Scania'ya da aynı yükleri vurduğunuzu varsayalım. Tonajı çalıştığımız, tonajlı yüklediğimiz zamanlar. Emin olun ki bu yakıtlara çıkacağını düşünüyorum ben. Evet. Ama sınıfının, yani FH1, FH2 serisinin sonunda çıkartmış olduğu yakıt sistemi, yakıt düzeni ekonomisyen yönünden, ekonomik yönünden daha düşük olduğuna inanıyorum. Evet. Ki arada 5 puan ile 7 puan arasında oynadığını biz karşılaştırdık. Var mı başka peki Ferhat anlatabileceğiniz? Başka diyeceğimiz bir şey yok. Eşe dosta buradan selam olsun. Hani her zaman tavsiye ediyoruz. Volvo bizim için bir yaşam felsefesi. Özellikle Karabükler için. Özellikle tabii biz Karabükler için. Kastamonlu Karabükler için. Bizim kahrımızı bunlar çekti yıllarca. Evet. Yani biz eski fiyatlardan, babalarımız, dedelerimiz eski fiyatlardan inip de ilk Volvo'lara, F10'lara, F12'lere binmeye başladıktan sonra para kazandığımızı biliriz. Evet. Ki böyle de söyleriz zaten. Yani diyeceğim başka da bir şey yok. Demin de dediğim gibi Volvo bizim için bir yaşam felsefesi. Evet. Ama Ali Admin de videonda dediği gibi herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Evet. Bizim için de aslan bu. Evet. Değişmez bir gerçek. Yapacak bir şey yok. Aynen abi. Peki Ferhat, çok teşekkür ederim ben sana teşekkür ediyorum bu abi. Bilgiler için. İnşallah başka zamanda başka videolarda da görüşürüz i̇nşallah kardeşim. İnşallah abim, inşallah. Dostluk evet. Bağ kalsın abi. Teşekkürler, aynen, sağ olasın. Evet arkadaşlar, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere Volvo FH13'ü tanıtmaya çalıştık. Bu anlamda Ferhat'a gerçekten yine teşekkür ederim. Bilgiler, ciddi anlamda güzel bilgiler verdi bize. Sağ olsun. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videomu beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.